kısa günün kârı. Bugün cuma. Baktık hava güzel. Ben gece vardı aslında. Mustafa dostum da dedim müsaitten dedi gelelim. Tabii geç kaldık. Her şeyi unuttuk. Çay yapacaktık. Çayı çaydanını bile de unutmuşum. Adam dedim bekliyor diye koşa koşa geldim. Geç kalmama rağmen. Ne yapak? İşte böyle. Şimdi bir zirve yapacağız. Ondan sonra cuma hava buz gibi. Keldaz'da ilk kar var. İlk karın yanına gidebilme ihtimalimiz var. Dün gece bir sis çöktü, bir şeyler oldu. İlk kar yağdı. Bakalım. Ulaşabilecek miyiz oraya kadar? Şu an hava işte 4-5 derece falan burası. Yukarısı vardır 0. Bayağı soğuk yani şu anda. Evet, şu anda Daz yolundayız. İlk kar yağmaya gidiyoruz. Yerde de buzlanma var. Dün gece demek ki bayağı soğuk olmuş. Şurada su var, su buz olmuş. Buz var. Kırıldı mı buradaki? Evet, çok az buz var. Yerde su birikmiş. Evet, Kötüsü'ye kadar geldik şu anda. Kötüsü'den. Kötüsü'ye doğru ineceğim daha doğrusu. Sağ taraftaki Daz'da kar yok. Bu büyük Daz'da kar var. Üst tarafta. Koyun Belediye'nin tarafında. Kötüsü'ye inelim bakalım. Bak karşı karlı. Ama oraya gidemeyiz, orada yol yok. Yani patika bile gitmiyor oraya. Yürüyerek gitmek gerekir sadece. Ona da vakit yok şu anda. Geldik Kötüsü'ye. Oha. Kötüsü'deki su buz durmuş. Demek ki burada bayağı dolunay olmuş gece. Baksana suya. Bu Adana taraflarına hiç gidemedik. Gidebilsek orada da böyle yerler çokmuş. Üst taraflar aynen bu Aladağlar falan var ya. Şey var orada. Kamp yaptık. Cumali diye bir arkadaş var benim. Eski bir arkadaş. O söyledi mesela. Hiç ormanlı. Hacer ormanları. Hacer. Bilmiyorum. Yol böyle. Ormanın içinden geçiyor. Zirvenin yürüyüş başlandığına kadar. Denize bakar tam nereye görünüyor. Ruh da efsane. Lan taneleler görünüyor lan. Ay. Üf, ayağım üşüyor bir tek ya. Hava güzel ama ha. Soğuk değil. Evet, rüzgar yok. Ya biz dulda kaldık şu anda. Karşı tarafta rüzgar var tepede. Karşı tarafı parlak olan yer deniz. Yakamoz yapıyor. Neredeyse Kaleköy görünecek lan. Neredeyse Kaleköy görünecek. Aynen. Köşe viraj görünüyor yani. Ebesi ne kadar zoom? 50x.
Evet, manzaralar efsane. Zirveye yakınız. Tam sonuna kadar tırmanmadık. Hava çok soğuk. Giyindik, kuşandık. Yani şu an 3 katım zaten. Altta polar var. Polar içlik var. Polarım var. Onun üzerine bisiklet montum var. Onun üzerine rüzgarlığım var. Ancak kâr ediyor. Şu an hava 0 derece falan civarı. Bayağı serin. Ay, burnum akıtırıyor o yüzden. Of. Güneş var ama buz gibi. Bugün normalde esmiyor. Enteresan bir şey. Burası yıkılır normalde. Çok esinti olur. Ama bugün esmiyor. Şurada acayip bir bulut var. Mustafa da bulutu çekmeye çalışıyor. Birazdan inişe geçiyoruz. Çılgınlar gibi. Ah, uçuyordum. Taş geldi bir anda önüme. Bakalım nasılsın, biraz havası fazlaymış. Ön lastiğim biraz fazla şişik benim ya. İndireyim şunu bir ya. He, doğru. İndirelim orada ya. Vallahi şöyle dursam iyi olacak. Çok pat küt vuruyor. Bir yıl kasko yaptırdım, her şeye dahil. Oh, şimdi lastik güzel oldu. Pekmez gibi yayılıyor yere. Oo, çok rahatladı be. Hoşuma gitti. Lastiğin havasını indirince çehresi değişiyor bisikletin. Acayip konforlu hale dönüşüyor. Sık bakayım, hadi bakayım. Kaymaz ki burada. Yüzüm dondu be. O ne? Elim dondu. Çok soğuk. He? Orada yan vermek gerekiyor ya. Otobüs gibi döndüm. Orada ortak yan vermek gerekiyor. Kesinlikle. Kurtarmıyor çünkü. Olmuyor. Ve sol tarafa dönüşüm iyiydi. Azıyım. Sal sal sal. Yol güzel. İki yerde taş var, ona dikkat et. O kadar. Evet. Az daha hızlı gitsen mükemmel olacaktı. He? Az daha hızlı gitsen mükemmel olacaktı ora. Pedal yukarı. Dönerken pedal yukarı, unutma. Dönmez yoksa. Ananı. Benimki de vurdu az önce elime. Şöyle oldum bak. Şöyle oluverdim. Kaydı. Ben motosikletten şeye alışım. Tutma stili var, kelepçe. Hem benim içinde boşlukta dönüyor o, şöyle bak. Şöyle oluyor işte. Ha, şöyle şöyle oluyor. Aynen. Ama kelepçeyi bırakmıyor. Burada şey sıkıntı. Yani sert çırptırırsa fırlatır işte oradan. Evet. Kaya var. Evet.
Hadi kele sür kele. Basketbol topu gibi sekerim ben burada. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ölmek bir şey olmaz. Teknik yap yeter ki. Ellerim dondu, uyuştu.